Sosyal medya kanunu hayatımızda neleri değiştirecek? Şimdi bunları konuşacağız. Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel ve hukukçu Aydın Egemen bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz ikiniz de. Hoş günaydın, hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum. Yayınlar. Çok teşekkür ederim. Gökhan Bey sizinle başlayalım. Şimdi biz sade vatandaşlar olarak ne bizim lehimize olacak? Bizim hayatımızı hangi yönde bu yasa değiştirecek? Buradan bir başlayalım. Tabii ki çok teşekkür ediyorum öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Malumunuz her yerde konuşuluyor, her yerde söyleniyor. Dijitalleşme, dijital dönüşüm, teknolojinin ilerlemesiyle beraber hız ve belirsizlik, kaygı ve konfor bir arada yaşanmaya başladı. Ve özellikle dijital oyunlar, sosyal medya, anlık mesajlaşmalar gibi ve bankacılık faaliyetleri vesaire gibi bizim özellikle kişisel verilerimizin çok mahrem derecede ön planda olduğu mecralarda kullanıcıların bir bakıma biraz teknoloji devleriyle olan ilişkilerinde avantajı yitirdiğini, daha doğrusu kullanıcı dostu bir ortamın ortadan biraz kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden bir tanesi teknolojik gelişmelerin de özellikle yapay zeka vesaire gibi büyük veri, veri madenciliği gibi teknolojilerde yaşanan gelişmelerle beraber reklamcılık sektörünün de daha doğrusu yegane para kazanma yöntemi dijital reklamlar olan bugün bahsi geçen bütün büyük teknoloji şirketlerinin karşısında bizlerin birer hem verilerimizin toplanması bakımından hem de bizden alınan verilerin bir daha bize reklam olarak dönmesi bakımından bizlerle yani kullanıcılarla olan, içerik sağlayıcılarla olan ilişkileri bakımından son derece karma karışık bir yapı olmaya ve ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bir iki noktanın altını çizmek isterim eğer izin verirseniz. Tabii ki. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bugün biliyor musunuz ki dün yazılı ifadeleri kongreye ulaştı. Amerikan kongresinde 4 büyük teknoloji şirketinin patronu gidip ifade verecek. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili. Bu konu Avrupa'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve özellikle pandeminin de hızlandırdığı ve çok daha fazla hissettirdiği koşullar altında çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Ama haberinizde de yer aldı. Hak arayışı, unutulma hakkı, içerik kaldırma efendim gibi özellikle başvuruların direkt olarak sosyal ağ sağlayıcılara efendim yapılabilmesi gibi önemli avantajları, önemli hakları da biraz daha fazla ciddi manada karşı tarafında yani biz kullanıcıların verilerini toplayan ve bizlerle olan ilişkisini bir şekilde düzenleyen büyük şirketlerle olan ilişkimizde onların sorumluluklarını bir kat daha arttırmasının da gerekli olduğunu düşündüğümüz bir düzenlemeyle yeni bir yasa değil biliyorsunuz 5651 sayılı yasaya bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Bu yeni düzenlemelerle herkesin sorumluluğunun arttığı, kullanıcının, devletin ve teknoloji şirketlerinin bu ekosistemdeki her bir aktörün sorumluluklarının arttığı yeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Aydın Bey size döneyim. Ben normal bir vatandaş olarak eskiden dediğim bu kanun öncesinde bir şikayette bulunacaksam mahkemelere başvuruyordum. Artık ben mahkemelere başvurmadan hakkımda yapılan kötü yorumları veya suçlayıcı herhangi bazı haksızlığa maruz kaldığım ifadeleri artık sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden mi halledeceğim? Böyle mi anlamalıyız? Şimdi aslında şöyle, bu o kadar acı bir durum ki biz yıllardır... Duyamıyorum Aydın Bey ama... Duyabiliyor musunuz acaba? Şimdi daha iyi geliyor sesiniz. Evet. Yani bu Türkiye'de yıllardır kangren olmuş bir meseleydi. Yani buradaki mesele tamamen insan haysiyeti ve saygınlığıyla ilgili bir koruma idi. Ben açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Anayasanın 5. maddesi, 17. maddesi, 20. maddesinde kişinin onur ve saygınlığıyla ilgili devlete verdiği yükümlülüklerin artık somut olarak uygulamaya geçme aracı olacak. Bu yasa çok önemli bir yasa olduğunu düşünüyorum. Dün meclisi gece boyunca da izledim. Hiç kimse bilimsel bir veriden bahsetmiyor. Mesela Adalet Bakanlığı çıkıp da sosyal medya üzerinden haksız paylaşımlar nedeniyle
sadece 2019 yılında kaç tane aile dağıldığını, kaç kişinin intihar ettiğini ben kendi mesleki olarak biliyorum. Ben 20 yıllık avukatım. Yani benim şu ana kadar 4-5 tane müvekkilim intihar etmiştir bu nedenden dolayı. Şimdi burada bir tercih var. Yani devlet devletse Amerika'daki, İspanya'daki hiçbir vatandaşından farklı bir tarafı yok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve tam bir koruma sağlaması gerekir. Bu yasa bunu sağlıyor. Bu yasa pratiklik sağlıyor ve hatta ben yasada 24 saat içinde yayından kaldırmayı bile yetersiz buldum. Yani cinsel suçlarla ilgili veya tacizlerle ilgili haberlerde, yani gerçek dışı paylaşımlarda, haksız ithamlarda 24 saat çok uzun bir süre. Yani bu sürede zaten kişi damgalanıyor, rencide ediliyor, linç ediliyor. Dolayısıyla bu bir kazanımdır. Bu şekilde bir değerlendirmede bulunabilirim. Şimdi Aydın Bey, hem Gökhan Bey size de soracağım aynı soruyu. Buyurun. Şimdi bir an için şeytanın avukatlığını yapacağım. Ben bu sosyal ağ sağlayıcılarından bir tanesiyim. Siz bana bu şartları sundunuz. Böyle bir kanun geldi önüme. Bunlara uyacaksın arkadaş dendi bana. Ben de diyorum ki o sosyal ağ sağlayıcılarından bir tane. Diyelim Twitter, Instagram, Facebook fark etmez. Kardeşim sen benim ağıma girerken ben sana bir sözleşme sunuyorum, şartlarımı sunuyorum. Sen onu kabul ederek giriyorsun bu sosyal mecraya, benim ağıma. Bunları kabul etmiş oluyorsun peşinen ve yaptırımlarınız da çok ağır geldi bana dedim farzı misal ve gelmeyi kabul etmedim. Temsilci gönder. O zaman ne olacak? Şimdi şöyle düşünelim. Yani ben bu sorunuza şöyle bir cevap verebilirim. Biz ikimiz aramızda bir sözleşme yapacağız. Herhangi bir konuda bir söz vereceğiz birbirimize. Ve bunu yazılı hale getireceğiz. Ama bu yazılı hale getirdiğimiz belgenin aynı zamanda pozitif hukuk açısından devlet nezdinde de tanınır ve devlete karşı da sorumlu olması lazım. Şimdi böyle büyük bir ticari hacimden, böyle büyük bir veri akışından söz ederken sadece onların şartlarını okumakla ve kabul etmekle acaba biz aynı zamanda yaşadığımız topraklara, yaşadığımız topluma karşı verdiğimiz sözleri de kabul etmiş oluyor muyuz? Şimdi bu ikilemi aşmamız lazım. Evet haklısınız. Orada hepimiz ve hiçbirimiz de okumayız aslında. Aynen. Hepimiz maruz kalırız, hepimiz muhatap kalırız. Bu sözleşmeye böyle hani bizim tabirimizde karınca duası gibi sayfalarca aman okusam ne olur, okumasam ne olur falan. Bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış düşünce de var beyefendi. Ya bırakın Amerikalılarda kalsın bizim bilgilerimiz. Onlar bilecekse onlar bilsin. Ne kadar kötü, ne kadar yanlış, ne kadar bugünün gerçekleriyle, bugünün her tür mücadelesinin doğasına aykırı bir düşünce bu. Egemenlik düşüncesinin artık denizden, havadan, karadan, uzaydan siber geldiği, savaşların siberde yapıldığı, güvenliklerin siber alemde, siber dünyada sağlandığı, elektromanyetik savaşın konuşulduğu, yapay zeka destekli orduların konuşulduğu bir çağda sadece ben rahat edeceğim, benim konforum ve benim işte istediğimi yapacağım, hiç kimseye karşı da sorumluluk, sadece kullanıcı sözleşmesini imzaladığım platforma karşı sorumlu olacağım diye bir çıkışla bunu yapamam. Niye? Çünkü bugün saydığınız Instagram, Twitter, Amazon, Apple, Facebook. Bakın bunların dördü bugün Zuckerberg kongrede bunlarla ilgili ifade verecek. Kongre ona şu soruyu soracak. Kardeşim bu kadar güçlüsün, devlet gibi adamsın. Bu gücü nerede kullanıyorsun? Dün bunun yazılı sizden de bütün basından istirham ediyorum. Bu haberleri de takip edelim. Tabii. Dış haberler servisleri bunları servis etsin. Ediyorlardı ama. Bu bilgileri ne yapıyorsun diye soracaklar ona. Soracaklar. Tamam mı? Şimdi bunların hepsi 15-20 yıl önce garajlarda, evlerinin altında, üniversitelerde, kampüslerde kurulduğunda. Evet amaç şu olabilirdi. Şuydu büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar birbirleriyle konuşsun, resim paylaşsın, not paylaşsın. Tarafsız birer platformdu bunlar. Teknik konuşuyorum. Fakat bunların hepsi, bu platformların hepsi bugün taraflı bir yayıncı olmuştur. Seçim evet, kaderini değiştiriyor. Son iki dakikam Gökhan Bey, Aydın Bey'e de söz vereceğim. Bu ticari operasyonlar yapıyor, dövizleri çıkartıyor, indiriyor. Şimdi bu şartlarda sadece kişisel konfor değil, toplumsal ve içinde yaşadığımız
koşulları da düşünmemiz lazım. Bu sorumluluğu da gözetmemiz lazım diyor Gökhan Bey. Aydın Bey, şimdi bazı ülkelere gitmediklerini, temsilci göndermediklerini ve muhataplık kurumunun sağlanamadığını biliyoruz. Bu durumda ne olur Aydın Bey hukuki olarak? Şimdi bakın, meseleye tamamen farklı bir noktadan. Ben meclisteki konuşmacıları dinledim. Mesele tamamen insan hakkı. Bu odaklı bakılmıyor. Sermaye ve insan arasında bir tercih yapmak durumundayız. Şimdi 2004 yılında spor yorumcusu, hepimizin bildiği Kaya Çilingiroğlu adına ben Twitter'da hakaretten paylaşım yapmışım. Bakın Twitter ne cevap vermiş 2004 yılında, kaç yıl önce? Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılan talimatta iş yoğunluğu, terörizm, rüşvet ve organize suçlar dışında önemli para kaybına yol açan suçlara öncelik tanındığı, şikayetçinin hayati tehlikesinin olmadığından kale alınmıyor, bilgi verilmiyor. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti savcısı yazı yazıyor Twitter'a ve Twitter diyor ki burada hayati tehlikesi yok, iş yoğunluğu, evet, terör suçları, iş yoğunluğu bu. Süremizin bu bir rezalet değil mi? Bu bir rezalet değil mi? Yani ben Türkiye Tabii Cumhuriyeti ki. Vatandaşı olarak bana suç işleyen kişiye karşı devletim yargılayamadıktan sonra devlet olmanın ve insan vatandaş olmanın ne Tabii. anlamı var? Kişilik yani, haklarının korunması insan hakları babında bunun çok önemli olduğunu söylüyorsunuz yani, Aydın Bey. Bir kelime ekleyebilir miyim? Son cümle süren bitti ama buyurun. Peki çocuklarımız diyorum ve bu kadar söylemek istiyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, çocuklarımız. Altını çiziyorum, Tabii üstünü ki. Çiziyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Hem teşekkür Gökhan ederim. Yücel'e hem de Aydın Egemen'e katkılarından dolayı çok teşekkürler. Çalışmalar dileriz.